Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Şimdi ametal ametal bileşikleri adlandırırken aslında Latince sayılar kullanıyorduk ama bu HCl ile hidrojen klorür şeklinde adlandırılabileceği gibi hidroklorik asit şeklinde de adlandırılabilir. Dolayısıyla doğru. Peki metal ametal bileşikleri adlandırırken metalin adı ametalin adı artı üreki getiriyorduk. Dolayısıyla manezyum bromür adı doğru. Peki K3P bileşiğini adlandırırken bir metal ametal bileşiği yine dolayısıyla potasyumla başlamalıyım ki K potasyumdu, metalin adı. Ametalin adı ise fosfor. Ben üreki getirerek onu fosfür diye okumalıydım. Halbuki burada fosfat denilmiş. Fosfat ise eğer bileşiğimiz K3PO4 şeklinde olsaydı buradaki PO4 kökünün adı fosfattı. Dolayısıyla bu bizim için yanlış verilmiş. Yani cevabımız C. Yine de bakalım ametal ametal adlandırırken Latince sayıları belirtiyordum. Diazot trioksit şeklinde doğru adlandırılmış. Metal ametal bileşiklerinde metalin adı sodyum. Ametalin adı da kükürt ya da sülfür. Çünkü biz biliyoruz ki burada Na2S'te S-2 yüklü, -2 yüklü kükürtü okurken biz onu sülfür diye okuyoruz. Aynı şey mesela diyelim ki Na3N, -3 yüklü azotu okurken nitrür diye okuyoruz. Ametal anyonlarının okunuşu bu şekilde. Dolayısıyla bu da doğru. Yani cevabımız C oldu. Sodyum bikarbonat bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sodyum bikarbonatı önce yazalım. Buradaki bikarbonat iyonu HCO3 eksi. Sodyum da bileşiklerinde artı bir değerli kalıyordu. Dolayısıyla çaprazlarsak NaHCO3 olduğunu göreceğiz bileşimizin formülü. Sodyum katyonu ve bikarbonat anyonu arasında oluştuğu için iyonik bağlı bileşiktir. Yapısında 4 farklı cins atom vardır. Sodyum, hidrojen, karbon ve oksijen olmak üzere 4 farklı cins atom var. Kovalent bağ içerir mi hocam? Evet içerir. Yani aslında buradaki sodyum artıyla HCO3 eksi iyonu arasında iyonik bağlı bir bileşik var. Yani şurası iyonik. Doğru. Ama HCO3 eksinin içerisindeki hidrojen, karbon ve oksijen ametal olduklarına göre ametaller arasında kovalent bağ olmalı. Doğru. Formülü Na2CO3'tür. Bu Na2CO3 olan sodyum karbonattır. Sodyum karbonat. Hatta ona çamaşır sodası diyorduk. Biz formülünün NaHCO3 olacağını söylemiştik. Dolayısıyla bu yanlış. Yapısındaki iyonlar Na artı ve bir karbonat iyonudur. En baştan böyle açtık. Yani yanlış olan D seçeneği. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yani piyasa adı yanlış verilmiştir? H2O su doğru verilmiş. NH3 amonyak doğru verilmiş. HCl tuz ruhu olmalıydı. HCl tuz ruhu hidroklorik asit. Kezdap ise formülü HNO3 olan biz nitrik asit olarak da adlandırabildiğimiz bileşikti. Dolayısıyla HCl tuz ruhu verilmeliydi. Bu yanlış. Kalsiyum karbonat kireç taşı doğru verilmiş. Sodyum hidroksit sut kostik doğru verilmiş. Yani cevap C olacak. Aşağıda sistematik adı verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir? Amonyum nitrat yani amonyum bir kök iyon NH4 artı. Nitrat da bir kök iyon NH4 artı ve NO3 eksiden oluşuyor. Çaprazlarsak iyonlar arası çaprazlamayla 1-1 katsayılara mutlak değer olarak gelecek ve amonyum nitrat elde edeceğiz. Bu doğru. Kurşun 2 oksit yani bu bileşikte kurşunun yükü artı 2 olmalı. Peki kurşun artı 2 yüklü. Oksit dediği için oksijen de eksi 2 yüklü. Eksi 2 yüklü oksijene biz oksit diyorduk. Çaprazlarsak Pb2O2 ikiler götürecek. Yani formülümüz PbO olmalı. Burada ise PbO2 yazılmış. Yani bu yanlış. Ama yine de PbO2 nedir hocam diye sorarsanız PbO2'de oksijen eksi 2 yüklü. Eksi 4. Buradaki kurşun ise artı 4 yüklü. Yani bunu okurken nasıl okurum? Bunu okurken kurşun ama 4 yüklü. Kurşun 4 oksit diye okumalıydım. Onun için cevap B. Potasyum iyodür doğru verilmiş. Metal ametal. Peki fosfor triklorür ametal ametal bileşiklerde ilk elementin sayısı 1 ise belirtilmiyordu. Fosfor. Klor 3 tane olduğu için tri. Fosfor triklorür doğru. Peki sodyum ve asetat. Sodyum artı 1 yüklü iyon. Asetat ise asetik asitten ortaya çıkan iyon. Yani asetat CH3CO eksi. Eksi 1 mutlak olarak 1 olarak buraya. Artı 1 de mutlak 1 olarak buraya. Yani Na ve HCO3. Ama genelde yazım tarzı CH3CO Na şeklinde. Çünkü
Bu eksi, bu da artı yüklüydü. Dolayısıyla bu da doğru. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Piyasa adı verilen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit doğru verilmiş. Zat yağı, sülfürik asit dediğimiz H2SO4 doğru verilmiş. Kezzap, nitrik asit dediğimiz HNO3 doğru verilmiş. Tuz ruhu, hidroklorik asit yani HCl doğru verilmiş. Kireç taşı ise kalsiyum karbonat formülü, daha doğrusu sistematik adı kalsiyum karbonat olan CaCO3 bileşiği olmalıydı. CaO ise sönmemiş kireç. Yani sanayi adı sönmemiş kireç ve kalsiyum oksit diye okunuyordu. O halde yanlış verilmiş olan E seçeneği. Kükürt atomu içeren aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı doğru verilmiştir? Ona bakalım. Bir metal kök bileşiği ama bazı metaller farklı pozitif değerlik alabiliyordu bileşiklerinde. Yani bakır bazen artı 2, bazen de artı 1 yükseltgen basamağına sahip olduğu için parantez içinde bu bileşikte sahip olduğu yükseltgen basamağı belirtilmeliydi. Peki buradaki Cu ve SO4. SO4 bir kök ve bu kök eksi 2 yüklü. O halde bakır ne olmalı? Bakır da artı 2 olmalı ki toplam yük 0 olsun. O zaman okurken bakır ama artı 2 yüklü bakır olduğu için Roma rakamıyla 2. Bakır 2 sülfat diye belirtmeliydim. Çünkü artı 1 yüklü de olabilirdi. Dolayısıyla burada bakır sülfat dediği için yanlış. Yani bakır 2 sülfat olmalıydı. Bize doğruyu soruyor. Sodyum sülfat. Sodyum sülfat adı bizim için doğru verilmiş mi? Evet doğru verilmiş. Çünkü sodyum bileşiklerinde farklı değerlikler almaz. Ve metalin adı kökün adı şeklinde okunur. Yani bu doğru. Kalsiyum sülfat mı olacaktı yoksa kalsiyum sülfit mi olacaktı hocam? Sülfit olacaktı. SO4 eksi 2 sülfat köküdür. SO3 eksi 2 ise sülfit köküdür. Dolayısıyla bu yanlış. Potasyum sülfat mı olacaktı yoksa sülfür mü olacaktı? Sülfür olacaktı çünkü eksi 2 yüklü kükürt sülfür diye okunur. SO4 eksi 2 olsaydı sülfat olurdu. Demir kükürt eksi 2 yüklü. Buradaki demir ise artı 2 yüklü. Halbuki demir bileşiklerinde bazen artı 2, bazen artı 3 yüklü olabiliyor. Yani değişken pozitif değerlikler alabiliyordu. Ve belirtmeliyim buradaki artı 2 yüklü olduğu için buraya 3 değil kaç yazmalıydım? 2 yazmalıydım. Onun için bu da hatalı. Yani doğru olan B seçeneği olacak. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı doğru verilmiştir diye sormuşuz. Bir metal kök bileşiği. Metal kök bileşikleri şöyle okunuyordu. Metalin adı, kökün adı. Sodyum ve nitrat. Dolayısıyla doğru okunmuş. Peki bir metal kök bileşiği daha. Potasyum sülfat diye okunmalıydı. Halbuki burada sülfür yazmış. Sülfür dediğimiz iyon S-2 sülfür. Halbuki SO4 eksi 2 dediğimiz iyon sülfattı. O halde burada olması gereken şey sülfat. Dolayısıyla bu yanlış. PbO2 kurşun bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilir. Dolayısıyla kurşunun yükünü parantez içinde Roma rakamıyla belirtmeliyim. Oksijen eksi 2 eksi 4. Buradaki kurşun artı 4. Yani şöyle yapmalıyım. Kurşun parantez içinde Roma rakamıyla 4. Kurşun 4 oksit demeliyim. Öyle denmiş. Dolayısıyla doğru. Kalsiyum oksit mi peroksit mi kontrol etmem lazım. Çünkü 1A ve 2A ile oksijen oksitler, peroksitler oluşturabiliyor. CaO2. Kalsiyum 2A grubunda sadece artık değerli kalır. O zaman buradaki oksijen eksi 1. O halde eksi 1 yüklü olduğu için peroksit diye okumalıyım. Yani kalsiyum peroksit olmalı. Eğer oksit olsaydı formül CaO olmalıydı. Kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2. Kalsiyum oksit buydu. Kalsiyum oksit. Burada kalsiyum oksit dediği için yanlış verilmiş. Yani ne olmalıydı? Kalsiyum peroksit olmalıydı. O halde doğru olanlar 1 ve 3 yani cevap B olacak. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı yanlış verilmiştir? Eksi 1 yüklü hidrojene biz hidrür diyoruz. Hatta bak şöyle metallerin hidrojenle yaptığı bileşiklerden bir tanesini örnek. Biz bunu okurken de sodyum hidrür diye okuyoruz. Yani eksi 1 yüklü hidrojene biz hidrür diyoruz. Eksi 4 yüklü hocam karbür. Evet yani karbon negatif yüklüyse biz bunu karbür diye okuyoruz. Mesela kalsiyum karbür ya da işte diyelim ki alüminyum karbür gibi. Eğer NH4 artı iyonundan bahsediyorsam ki o bir köktü, amonyumdu bunun adı, doğru verilmiş. NO2 eksi nitrat demiş halbuki NO2 eksi nitrit. Karıştırıyorum hocam, şimdi konuşacağız. Ama NO3 eksi olsaydı ben buna nitrat diyecektim. Birbirine çok benzeyen yapılar. İkisi de NO'lardan oluşmuş. Azot ve oksijenlerden oluşmuş. İkisi de eksi bir yüklü. Biz şöyle diyoruz. Oksijen çok. 3 tane at.
Oksijen az it. Oksijen çoksa at, azsa it. Kökler için bunu söyleyebilirim. Bak başka bir tane daha. SO4 eksi 2 örnek olsun diye veriyorum. Sülfat ki seçenekler de var. SO3 eksi 2 o ise sülfit. Oksijen çok at. Oksijen az it. Yani karıştırdığın durumlar varsa buradan bu işi çözebilirsin. NO2 eksi için demesi gereken şey o halde nitritti. Dolayısıyla yanlış. SO3 eksi 2'nin zaten sülfit olduğunu söylemiştik. Bu doğru. Yani cevap D seçeneği olacak. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir diye sormuşuz. Bir ametal ametal bileşiği. İlk ametalimiz klor. Sayısı 1 ise belirtmiyorduk. Klor. Ametallerin sayılarını Latince belirtiyorduk. Yani ikinci ametalin sayısı kaç olursa olsun belirtiliyordu. 7 tane. 7 ne demek hocam? Hepta demek. Dolayısıyla heptaflorür. Yani doğru verilmiş. OF2 nasıl adlandıracağım hocam? Oksijen diflorür. Yani doğru adlandırılmış. Ametal ametal yine. Bir kökle bir ametal arasında bileşik oluşturulmuş. Kökün adı, ametalin adı artıyor. Kökün adı amonyum. NH4 artı. Peki. Ametalin adı, ametal burada azot ve eksi 3 yüklü. Eksi 3 yüklü ametal nitrür diye okunur. Yani eksi 3 yüklü azotun adı nitrür. Mesela 6A grubundaki eksi 2 yüklü kükürtün adı sülfür olacaktı. Bunun gibi. Peki dolayısıyla doğru. Bir metal kök bileşiği. Peki OH hidroksitti. Dolayısıyla kalsiyum hidroksit demeliydik. Peki kalsiyum oksit neydi hocam? Kalsiyum oksit böyle bir şeydi. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Demir bileşiklerinde farklı yükseltgen basamaklarına sahip olabiliyordu. Buradaki sülfat eksi 2 yüklü. 3 tane sülfat eksi 6. 2 demir olduğuna göre her bir demir artı 3. Buradaki artı 3 çünkü parantez içinde belirtmek zorundayım. Demir sülfat doğru. Çünkü demir şöyle FeSO4 bileşini yapsaydı yine sülfat eksi 2 demir artı 2 olacaktı. O zaman da adlandırırken demir ama artı 2 yüklü demir olduğu için Roma rakamı ile 2 demir 2 sülfat diyecektim. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Aşağıda adları verilen iyon çiftlerinden hangisinin oluşturduğu bileşim formülü yanlış verilmiştir? Stronsiyum nitrür. Şimdi stronsiyum 2A grubu elementi. Dolayısıyla bileşiklerinde sadece artı 2 değer kalır. Nitrür ise azot ama eksi 3 yüklü azota biz nitrür diyoruz. 5A grubu kendisini en güzel negatif yapan eksi 3 değer. Zaten bir ametal metalle bileşik yapıyorsa en güzel negatifini alıyordu. Yani kendisini soygaza tamamlayan negatifi. Çaprazlıyorum. Artıları eksileri almadan mutlak olarak. Dolayısıyla SR3 N2 olacak. Yani doğru verilmiş. Civa 1. Civa 1 ise demek ki civa artı 1 yüklü. Oksit, oksijen eksi 2 yüklü. Şöyle çaprazlıyorum. Yani ne olmalı? HG2O şeklinde olmalı. Halbuki HGO şeklinde verilmiş. Bu civa 2 oksitin formülü oluyor. Dolayısıyla bu yanlış. Bakır 1 sülfat. Bakır artı 1 yüklü demek o. Sülfat da SO4 eksi 2 yüklü köktü. Çaprazlıyorum. Yani dolayısıyla Cu2SO4 oluyor. Doğru verilmiş. Manezyum bileşiklerinde sadece artı 2 değerli kalır. Hipoklorit, hipoklorit ClO eksi iyonu. O zaman çaprazlıyorum. Mg, ClO 2 şeklinde olmalı. Öyle verilmiş. Sodyum peroksit. Peroksitlerde oksijen eksi 1 yüklü olur. Sodyum 1A grubunda sadece artı 1 değerli kalır. 2 sodyum artı 2. Demek ki her bir oksijen için eksi 1 yük düşüyor. Yani sodyum peroksit doğru. Bak şöyle olsaydı. Na2O şeklinde olsaydı. Sodyum artı 1 oksijen eksi 2 olacaktı. Bu halde de sen onu sodyum oksit diye okuyacaksın. Yani oksit ise oksijen eksi 2. Peroksit ise oksijen eksi 1. Dolayısıyla doğru verilmiş. Yani cevabımız B olacak. Bakırdaki bileşiklerden hangilerinin adı yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Bakır bileşiklerinde farklı pozitif yükseltgen basamaklarına sahip olabilir. Bazen artı 1, bazen artı 2 yükseltgen basamağına sahip olabilir. Ve bir bileşikteki yükseltgen basamağı parantez içinde Roma rakamı ile belirtilmeli. Belirtilmiş doğru mu belirtilmiş ona bakalım. Karbonat eksi 2 yüklü bir kök olduğu için buradaki bakır artı 2 yüklü olmalıydı. Yani burası 1 değil 2 olmalıydı. Dolayısıyla bu hatalı verilmiş. MnO2 mangan bir metal doğrudur. Peki ve bileşiklerinde farklı yükseltgen basamaklarına sahip olabilir. Oksijen eksi 2, eksi 4. Buradaki mangan artı 4 yüklü. Belirtilmiş mangan 4 oksit diye bu doğru verilmiş. Peki potasyum klorür olmalıydı. Çünkü klor eksi 1 yüklüyken klorür diye okunuyordu. Potasyum klorat nedir hocam? Ona da gelelim. Potasyum klorat KClO3 eksi. Yani klorat iyonu ClO3 dediğimiz bir kök. Dolayısıyla bu bizim için nasıl verilmiş? Hatalı verilmiş.
Şimdi bu doğru verilmişti. ZnSO4 çinko 2B grup elementidir. Bir geçiş elementidir ama çinko bileşiklerinde sadece artı 2 değerli kalır. Dikkat! Çinko sadece ve sadece artı 2. Peki, o zaman böyle Roma rakamıyla parantez içinde belirtmemeliydim. Çinko sülfat deyip geçmeliydim. Onun için bu hatalı. Hangileri yanlış verilmiştir diye sorduğu için 1, 3 ve 4, yani cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Demir 2, demir 2 deyince demirin artı 2 yüklü olduğu bileşik. Çünkü demir bazen artı 3 de olabilir. Bakır 1, yani bakırın artı 1 yüklü olmasını istiyorum. Çünkü bakır bazen artı 2 yüklü de olabilir. İyonlarının sülfat. Sülfat neydi hocam? SO4 ama eksi 2. Hocam nitrat neydi? Nitrat da NO3 ama eksi 1. Bunlar da oluşturduğu bileşiklerden birisi değildir. Yani isterseniz biz bileşikleri kendimiz bulalım. Mesela demir için başlayalım. Demir artı 2 yüklü. Sülfatlı bileşik oluşturacaksa SO4 eksi 2. Çaprazlıyorum. İkiler de birbirini götürüyor. FSO4 bileşiğini elde ediyorum. Demir artı 2. Nitratla bileşik oluşturacaksa eksi 1. Çaprazlıyorum. Ne oluyor? FNO3 2 oluyor. Aynı şeyi bakır için yapalım. Bakır artı 1 yüklü. Sülfat eksi 2 yüklü. Çaprazlayınca bakırın altına 2 geliyor. Cu2SO4 oluyor. Bakır artı 1 yüklü. Nitrat eksi 1 yüklü. Çaprazlıyorum. Birler birbirini götürüyor. CuNO3 oluyor. Şimdi bizim bileşiğimiz FSO4 olabilirmiş. Tamam. FNO3 2 olabilirmiş. Tamam. Cu2SO4 olabilirmiş. Tamam. CuNO3 olabilirmiş ama CuSO4 olamaz. Neden biliyor musun? Çünkü buradaki bakırın yükü farklı. Yani sülfat dediğimiz kök SO4 eksi 2 yüklüydü. Demek ki bakır artı 2 yüklü. Halbuki biz bakır artı 1 olan bir iyon içerisinde istiyorduk. Dolayısıyla cevap D seçeneği olacak.